Merhaba Seda Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar hepinize. Çok İyi teşekkürler. yayınlar. Merak ediyoruz yeni haftaya, yeni aya piyasalar nasıl başlıyor? Biz geride bıraktığımız saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Joe Biden'ın buluşmasını ve konuşmasını verilen mesajları uzun uzun konuştuk üzerinde. Acaba piyasalar nasıl izledi, takip etti bu görüşmeyi ve verilen mesajları? Kısacası nasıl başlıyor? Hangi gelişmeler ışığında başlıyor piyasalar güne, yeni haftaya? Evet Seda Hanım, piyasalar bugün bir miktar pozitif başladı. Yani borsa tarafına baktığımızda yukarı yönlü bir açılış, yatay bir yukarı yönlü eğilimle başladık. Kur tarafında da 9.55 seviyesinde seyreden bir dolar-tl kuru görüyoruz. Aslında piyasaya genel olarak bakmak lazım. Dediğiniz gibi Erdoğan-Biden görüşmesinin şu anda ben açıkçası pozitif veya negatif etkisini piyasada izlemiyorum. Zaten hafta sonu gelen mesajlar da daha çok pozitif ya da negatif yönde değildi. Bence nötrdü. Evet, görüşme bir saate yakın sürdü. Hatta zaten fazla sürdü ama iki taraftan da yapılan açıklamalara baktığımızda hem Amerika tarafından hem Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda bunun uzun soluklu bir işbirliği olduğu ve Türkiye'nin NATO müttefiki olduğu ve görüşmelerin paralel yani olumlu şekilde ilerlemesini istediklerini söyledi Amerika tarafı. Türkiye'de benzer görüşlere sahip ama dediğim gibi bana kalırsa bu toplantıdan çıkan sonuçları ben negatif veya pozitif olarak değerlendirmiyorum. Çünkü verilen mesajlar iki yönde de değil, nötr, normal işbirliğinin süreceği şeklinde. Tabii bundan sonraki süreçte Amerika şu noktada çok net bir şekilde S-400'lerden rahatsız, onu biliyoruz. F-35'ler konusunda da geri adım atmayacağını biliyoruz. Ama Türkiye'nin de F-35'ler için ödediği paraya istinaden F-16'lara alma talebi var ve bu noktada da Amerika tarafının biraz daha olumlu yaklaştığını görüyoruz. Ama benim için asıl önemli nokta aslında Erdoğan-Biden görüşmesi değildi. Geçen hafta belki de son gün bıraktığımız yani Perşembe günü Şahap Kavcıoğlu'nun söylemleri benim için ekonomi tarafında daha önemliydi. Neden? Çünkü Başkan Şahap Kavcıoğlu bizim burada sizinle de uzun süre tartıştığımız acaba rekabetçi kuru mu savunuyor Merkez Bankası dediğimiz noktada net bir şekilde rekabetçi kuru savunan mesajlar verdi. Yani ben Başkan Kavcıoğlu'nun konuşmalarından şunu anlıyorum. 2018'de Sayın Berat Albayrak'ın bıraktığı noktadan devam edecek bir Merkez Bankası yönetimi görüyorum. Yani çünkü konuşmalarında şu vardı, bir kur tarafında belirli bir belirleyicimiz yok. Bizim ana amacımız cari açığı düzeltmek. Cari açık düzeldikçe ihracatımız artacak ve ülkeye gelen döviz girdisiyle birlikte kur tekrardan dengeye gelecek. Bu net bir şekilde rekabetçi kuru savunmaktır ve bunun hata olduğunu ve bunun sonucunda işte 2018'de neler yaşandıysa bugün de benzerlerimizi yaşadığımızı ve daha sonrasında bu durumun daha da kötü ekonomik politikalara yol açacağını defalarca burada sizinle konuşmuştuk. Ne yazık ki yapılan açıklamalar bana açıkçası biraz şok etkisi yarattı. Çünkü eğer bir Merkez Bankası Başkanı net bir şekilde rekabetçi kuru savunuyorsa bundan sonra dışarıdan gelecek her türlü ekonomik dalgaya karşı kur korunmasız demektir. Yani bu şu demek oluyor, kur istediği yere nereye giderse gitsin, bizim önceliğimiz cari açığı azaltmak. Bakın daha önce verdikleri mesajlarda enflasyon önemliydi. Evet. Sonra çekirdek enflasyon oldu ve şu anda cari açığa geçtiler. Yani bu kötü bir şey. Yani oldukça ekonomiyi olumsuz etkileyecek bir şey. Bu hafta biliyorsunuz FED faiz kararı ve yurt içinde enflasyon rakamlarını aldı. Özellikle FED'in tapering yapması halinde, tahvil alım programını 3 Kasım'da azaltması halinde dünyada dolar endeksinin ve ABD 10 yıllıklarının sert yükselmesi demek ki bizim kuru çift taneleri de taşıyacak. Burada sıkıntılı olan nokta şu, eğer ki bizim eğer gerçekten Merkez Bankası Başkanı'nı doğru anladıysam bu kurun 10'da 11'de 12'de kalma ihtimali de yok.
Yani ana amaç eğer cari açığı azaltmaksa kuru tamamen serbest bırakacaklar demektir. Bunun zam hareketine, yani bu sonuç olarak kurdaki artış zam olarak yansıyacaktır. Ve sabah saatlerinde de doğalgaz zammıyla konutlarda olmasa bile sanayi tarafında evet. %48 oranında yapılan doğalgaz zammıyla uyandık. Bundan sonraki süreçte bu zamların net bir şekilde devam edeceğini çok net söyleyebilirim. Neden? Çünkü her kuru dedik, her zaman söyledik. Kur serbest kalıyorsa bu zamlar kaçınılmaz bir şekilde gelecektir. Ve bundan sonraki süreçlerde evet. de bence daha sert, daha fazla zamları da hazır olmalıyız. Peki piyasada beklentimiz nedir? Hala borsa tarafında görüşüm hala aynı. 1501 seviyesi önemli bir destek bölgesi. O bölgenin üzerinde edebiliriz. Ancak dolar TL tarafında yukarı yönlü eğilim devam edecektir. Dolardaki her düşüş şu an için piyasada alış fırsatı olarak kalmaya devam edecektir. Ben enflasyon beklentisiyle ilgili, rakamlarla ilgili bir şey soracaktım ama İbrahim Kahveci, siz daha önce araya girdiniz. Aynı çerçevede şeyi soracaktım. Yani bu Amerika'da yatırım şirketleri de Fed'in faiz artırımını 2023 yerine 2022'nin ortasında başlayacağı yönünde açıklamalarda bulundular. Ama buna rağmen mesela bu haftaya biz dolar TL'de daha sakin başladık. 9.60-9.85'e kadar çıkan dolar TL 9.55'lerde şu anda. Bu bir acaba olumsuz beklenti, yani yükseliş TL'nin değer kaybını beklerken bu durgunluk hesaplanmamış başka bir şeyler mi, yoksa geçici bir hareket mi? Şimdi şöyle özetleyebilirim İbrahim Bey. Zaten şunu biliyoruz. Yani biz son FED toplantısında, yani bir önceki toplantıda şunu çok net gördük. Hani Amerikalı bazı kuruluşların 2022 ortasını alması benim için önemli değil. Çünkü FED'in kendi raporları bize 2022 Haziran'da net bir şekilde FED tarafından faiz artırımını geleceğini gösterdi. Yani bu saatten sonra önce varlık alım programları muhtemelen her ay 20 milyar dolar azaltılarak 6 ayda bitirilecek ve hemen arkasında 2022'nin ortasında faiz artırımlarına başlayacak. Genelde FED toplantıları öncesi 1-2 gün piyasa sakin seyreder. Piyasa o güne odaklanır. Yani bence çarşamba akşamına odaklanıyoruz. Ben piyasada böyle çok afaki, yurt içinde eğer çok büyük olumsuzluk görmeyeceksek ya da çok büyük olumlu bir taraf görmeyeceksek kur tarafının bu 1-2 gün sakin kalmasını, işte 9.60, 9.70, işte aşağıda 9.50 bandında gezinmesini bekliyorum ama çarşamba akşamından sonra yine sertleşen bir kur hareketi göreceğiz. Yani bugün piyasaya yatay veya sakin seyirde başlamamızın ana nedeni, bunu her ay görüyoruz. FED faiz kararları öncesi piyasa 1-2 gün artık beklemeye geçiyor. FED'in tamamen alacağı harekete göre pozisyon alıyor. Evet. Bu hafta bir de enflasyon rakamları açıklanacak. Aylık evet. Ekim ayı enflasyon beklenti acaba nedir? Bu son faiz indirimi için herhalde yansımasını bu ay görmeyiz değil mi? Çok erken mi olur 200 bas puanlık faiz indiriminin bu hafta açıklanacak enflasyon rakamlarına, yoksa kısmi etkileri olur mu? Çok küçük de olsa etkisi olacak. Siz ne diyorsunuz Onur Bey? Şimdi yine Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarına baktığımızda bu kurda kur geçişkenliğinin temel mal grupları üzerinde etkisinin sınırlı olacağını ve kurdaki bu yükselişlerin enflasyon tarafına sınırlı katkıda bulunacağını söyledi. Açıkçası bu ay biliyorsunuz son iki ay, yani bu ay ve bundan sonraki ay normalde baz etkisi sebebiyle ben enflasyonda bir miktar geri çekilme bekliyordum açıkçası. Ama bu kur geçişkenliği sebebiyle enflasyonda yukarı yönlü hareket eğilimi bence devam edecektir. Belki bu ay ne kadar, bu geçişkenliğin ne kadar olacağına bakacağız. Ben belki bir miktar enflasyonda düşüş görebileceğimizi ya da enflasyonun yatay kalabileceğini düşünüyorum ama bundan sonraki aylarda kur artışının temel mal grupları üzerindeki etkisi baz etkisini ortadan kaldıracaktır. Yani tekrar ifade edeyim,
belki bu ay yatay gelen bir enflasyon ya da bir miktar beklentilerin altında kalan bir enflasyon görebiliriz ama bundan sonraki aylarda her ne kadar Merkez Bankası faiz indirimi yapsa da bunun enflasyona olumlu değil. Bunun enflasyona olumsuz sonuçlarını izleyeceğimizi bir kez daha hatırlatalım. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli aynı şeyi söylüyor. Faiz sonuç enflasyon neticede. Yani faizleri indirirsek enflasyon düşer diye ifade ediyor ama biz buna her fırsatta katılmadığımızı, çünkü iktisadi bilimde böyle bir şeyin olmadığını, enflasyonun durdurmak için yani bunun bir döngü olduğunu, eğer siz yüksek enflasyonla karşı karşıyasanız faiz indirimi değil, bundan ancak faiz artırımı yaparak kurtulacağımızı bir kez daha belirtelim. O yüzden bu ay sınırlı bir enflasyon görebiliriz ama bundan sonraki aylarda